Herkese merhaba dostlar. Yine yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda da sizlere elektrikli X1'i tanıtacağım. BMW iX1. Bildiğiniz gibi bu araç fosil olarak da alınabiliyor. X1 olarak. Bu iX1. BMW'nin i3 ile iX hariç bütün araçları fosilden çevirme. Bu da fosilden çevirme. iX1. Şimdi i4'ten sonra i5 de çıktı elektrikli olarak. O da sonbaharda gelmeye başlayacak. Bu araç Türkiye'de geliyor bu arada. iX1. O yüzden bunu da alayım. Bir test edeyim dedim sizler için. BMW bana göre, diğer Alman markalarına göre normal araçlarını elektrikliye çevirerek daha doğru işler yaptı. Normal bildiğimiz araçlarını sadece elektrikliye çevirdi diyebiliriz. Zaten i3 bayağı bir popüler olmuştu, ben kapılarını sevmesem de. Uzun süre i3'ü sattıktan sonra bu araçları tek tek elektrikliye çevirmeye başladı. i7 bile elektrikli oldu. BMW'nin 7 serisi i7 olarak geldi ve elektrikli oldu. O da fosil olarak da alınabiliyor. Evet, şöyle aracın tasarımından başlayalım. iX zaten bayağı güzel bir tasarımı var. Buradaki böbrekler artık su geçirmiyor. Su almayan böbrekleri var. Burada böyle radar sensörü. Su geçirmiyor tabii, latife yapıyorum. Buralardan hava girişi yok, ihtiyacı olmadığı için. Sadece buralarda aşağıda hava girişleri var. O da aktif olarak kapanıp açılabiliyor. Burada böyle çekidemiri takma yeri var aracı çekmek için. Kamerası burada. Şu sensörün yeri de iyi olmuş, radar sensörünün. Burada böyle iyi ibaresi. BMW logosu mavi. BMW logosu zaten güzel. Böbrekler olmasa olmaz. Elektrikli de olsa. Buralarda bayağı büyük hava girişleri var. Farlar zaten full matrix. Çok güzel farları var. BMW LED yazıyor burada. Tasarımı bence oldukça güzel. Tam BMW'ye uygun güzel bir tasarımı var. Kompakt SUV araç. Bayağı da popüler. Normal bunun fosili de bayağı popüler. Hem ekonomik BMW hem de büyüklük olarak zaten biliyorsunuz SUV'lar şu anda çok gidiyor. 439 kilometrede WL tipi menzili var. Menzili de fena değil. 525 bin krondan Norveç fiyatı başlıyor. 713 bin krona kadar çıkıyor. Charged Plus, Charged Plus ve Full Charged diye iki tane versiyonla geliyor. Bu X-Drive 30, X-Drive 40 ve 50 gelecek mi onu tam bilmiyorum ama bu küçük versiyon. Yani o bataryayı gösteriyor BMW'lerde bildiğiniz gibi. iX'de mesela 60 bile var herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Bundaki WL tipi, o yüzden 439 kilometre. Motor gücü de 230 kW. Motoru da 230 kW, 313 beygir, 94 Nm güç üretiyor. 16.8 kW, 100 km'de enerji kullanımı var. Böyle üzerinde 19 inçlik BMW jantları, M-Sport logosu, normal disk fren, frenleri spor değil. Evet, şöyle salıncaklarına bakalım. Alüminyum mu? Buradan göremiyorum, herhalde değil. Tabii araç çok spor olmadığı için böyle salıncaklar da üstten destekli değil. Ön tarafta böyle ekstra yalıtımlı malzeme falan yok davlumbazların içerisinde. Burada böyle kaporta renginde çıtalar var. Aracı görünümü vermek için. Burada böyle baş üst ekranı mevcut. Silecekler falan bu şekilde. Püskürtmeler kaportanın üzerinde. Burada böyle iki tane kamerası var. Yağmur sensörü, her şey mevcut. Yandan aynalar da bayağı güzel. Burada sinyal var. Burada da böyle devam ediyor. 360 derece kameraların, aynaların üzerindeki kamerası. Kapı kulpları iX'deki gibi ama böyle açılıyor. iX'de sadece içerisine basıyorduk. Bunu da böyle çekiyoruz. Burada anahtar girişi de var. Bunlarda aydınlatma da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, kapı kulpları da güzel. Bunlar falan kaliteli zaten BMW. Her taraf güzel malzeme. Şuralar ABS, şu aşağısı ABS. Ama böyle adi durmuyor. Arka kapıya geçelim. Arka kapı da güzel. Evet, aracı bir çalıştırsam fena olmaz aslında. Evet, böyle çalıştırdık. Şöyle camlara bakmak istiyorum. Camlar çift değil. Kapılar açıkken dışarıdan camları oynayamıyoruz. Böyle içerisine girmemiz gerekiyor. Arka camlar iyice inmiyor. Arka camlar da karartmalı. O da güzelmiş. Evet, arka koltuklarda bu şekilde, buralarda böyle kapaklar. Ortada kemer bağlantıları böyle biraz dağınık duruyor. Ama fena değil. Burada ufak bir böyle tüneli var. Ve koltukların arkadan tasarımları bence çok hoş. Bu işleri Alcantara. Kafalıklar falan da böyle güzel içerisine gömülmesini. Sevdim koltukların içerisine gömülmesini. Üzerinde böyle panoramik cam tavanı var ve açılabiliyor. Perde de elektrikli bu arada.
Ve kol dayama da bu şekilde. Sade basit bir kol dayaması var. Buralarda M-Sport dikişleri, koltuk arkası cepler böyle. İki tane USB-C'ye çıkışı. Koltuklarda oturumu da iyi. Mesafesi de iyi. Harman Kardon ses sistemi. Bu kapı kulpları da güzel baya. Şu arka tasarımı da benim çok hoşuma gidiyor. Şu yeni far sistemi. BMW'de bu yanışları falan biliyorsunuz. Böyle uzayarak hiç ledler belli olmadan yandığı için benim çok hoşuma gidiyor. Böyle yanda da aydınlatma var. Bence arka tarafın tasarımı önden bile güzel. Spoiler de bayağı uzuyor böyle üst spoiler. Bagaj spoileri. Görmüş olduğunuz gibi bir karış var neredeyse. Böyle güzel kibar bir anteni var. Burada silecek var. Olmasa daha iyi olurdu ama var. Tabii bu tasarım silecek olmasa bayağı arka tarafı göremezdik. Şöyle elektrikli olarak açılan bagajı var. Bayağı da hızlı açılıyor. Şöyle bir çekelim. Algılıyor mu dedim ama algılamıyor. Bunda o yokmuş. Ve arka silecekte su püskürtme var. O çok hoşuma gitti. Büyük bir ihtimal böyle de açılıyordur. Anahtar cebimde mi? Evet ama şu anda araç çalıştığı için belki açılmıyordur. 490 litrede bagajı var ve EX'de bu 500 litreydi. Sadece 10 litre küçük bagajı var EX'den. Bagaj olarak da bayağı iyi, 490 litre. Burada böyle bir hatchback kapağı. Bunu sökebiliyoruz. Çift kademeli böyle yukarıdan. Şurası da yukarıya çekilip çıkarılabiliyor. Buralarda böyle güzel gözler. BMW'nin bagajları düzenli gerçekten. Burada 12 volt çıkışı ve çekidemirinde böyle elektrikli olarak açıp kapatabiliyoruz. Bunu seviyorum bu BMW'lerde. Hep elektrikli oluyor. Böyle çok seri bir şekilde de açıp kapatıyor. Buradan da böyle bagajı kapatıyoruz. Şu arka kamerada böyle su püskürtme olması bence çok iyi. Geri lambaları buralarda hem sağda hem solda. Ve arka tarafta bu egzoz boşluklarını BMW yine de böyle belirgin yapmış. Egzoz var gibi görünüyor uzaktan. Daha tam fosil mentalitesinden çıkamamış. Arka tarafı da bu şekilde, alt tarafı. Evet, şöyle yandan devam edelim. Şöyle şarj portuna gelelim. Şarj portu da böyle görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük. C, K ve L amblemini yine yapıştırmışlar buraya. İçerisinin bu kapaklı olmasını çok seviyorum gerçekten. 130 kW hızla şarj oluyor. Aynı teknoloji diğer BMW'lerde, öbür büyük bataryalarda 150 kW'a kadar da çıkıyor. Ama bunun bataryası küçük olduğu için 130 kW maksimum hızlı şarjı var. 11 kW ve 22 kW'lık AC şarjları var. 22 kW opsiyon olarak alınabiliyor. Arka frenler de böyle diskli. Volkswagen'in tersine. Arka taraflar böyle yalıtımlı tabii ki. BMW'de olmazsa olmaz. Arkadan böyle koltukları yatırayım. Nasıl yatıyordu? Evet, koltuklar buradaki bu böyle ipi çekerek yatırıyoruz. Ve böyle sırtını da ayarlayabiliyoruz. Bir daha çektiğimizde yatıyor. Hatta böyle bile oluyor. Bir daha çektiğimizde yatıyormuş. Bunlar da çok güzel. Böyle de tekrar yerine kakalıyoruz. 3 kademeli diyebilirim yani. 60'a 40 oranında da açılıyor. Ön sağ koltukta böyle manuel olarak ayarlanıyor. Baldır desteği bile manuel olarak mevcut. Buradan böyle yüksekliğini falan ayarlayabiliyoruz. Torpido gözü de böyle. Malzeme kalitesi tabii ki çok güzel. Evet, araç bence hoş. Siyah da BMW'ye yakışıyor zaten. Bataryası da bu arada 66,5 kW. Böyle iki kere çektiğimiz zaman ön kaputunu açabiliyoruz. Önünde bunun da bagajı yok. BMW'nin şu ana kadar daha ürettiği araçların hiçbirisinde ön tarafında bagaj yok. Burada boşluk olsa bile bagaj kullanmıyor. Bunu ben önceden açmıştım. Böyle çekince açılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bütün elektrik üniteleri burada. Tabii ki X-Drive 30. Bu araç zaten 4 çekerli de olduğu için burada ön tarafta da motor var. 12 volt bataryası. Burada herhalde soğutma suyu, cam suyu burada. Görmüş olduğunuz gibi şu yuvarlak topları da buraya böyle denk getirip kapatıyoruz. 4 tane nokta var böyle basacağımız. Pistonlu olarak tabii ki açılıyor. BMW'de bunlar hep böyle çift tarafta bu bagajı kapatma yeri. O yüzden böyle bırakınca hiçbir zaman kapanmıyor. Böyle biraz buraya basıyorum. Biraz da buraya basıyorum. Kapatıyorum. Evet, şimdi içerisine geçebiliriz.
Gündüz sürüş farları da bayağı güzel yanıyor bu arada. Ön koltuk full elektrikli, şoför koltuğu. Baldır desteği sadece manuel. Ve buradaki bu hali malzeme çok güzel. Gaz fren de güzelmiş. Buradan böyle arka bagajı açabiliyoruz. Cam düğmeleri falan çok güzel. Şöyle bir içerisine geçeyim. İşte yine ön taraftaki sürücü ortamı neredeyse diğer modellerle aynı. Şu ekran aynı menülere sahip. Bunlara falan girmeyeceğim. BMW'nin menüleri, ekran geri dönüşleri falan gerçekten güzel. Burada boost var. Boost'a bastığımız zaman motordan ekstra güç alıyoruz. Aracın 0-100'de bayağı iddialı. Şu anda hatırlamıyorum. Buraya not almamışım ama ekranın altına yazarım. 230 kW'lık motor var. 313 beygir, 494 Nm tork üretiyor. Burada böyle bir orta konsolu küçücük bir kol dayaması var. Şurayı çok sevmiyorum. Bu aşağısındaki boşluk falan olmasa daha iyiydi. Burada böyle ses açıp kapa diyeceğimiz bir tuş. Bu bayağı kullanışlı. Vites falan da kullanışlı ama şu aşağısını biraz daha farklı yapabilirlerdi. Burada iki tane bardaklık. Buraya telefonumuzu takıp şarj edebiliyoruz. USB C girişi, torpido böyle. Buralar havalandırmalar falan. Buralar güzel. Buralar malzemesi çok güzel. Baş üstü ekranı. Bu astunları bayağı güzel. İçine bükük. Kör noktası çok yok. Aracın içi de böyle. Koltukların içinin tasarımı çok güzel. Böyle insan içerisine güzel sığıyor. Virajlarda falan kayma kesinlikle olmaz. Yukarısı da güzel. Böyle açılır cam tavan. Perdeyi böyle arkaya kadar açabiliyoruz. Elektrikli olarak böyle havalandırmalı açılır cam tavan. Orta ayna da böyle çerçevesiz. O da güzel. Güneşlikler de güzel. Evet arkadaşlar, şöyle kameramı da sabitledim. Hızlıca bir test sürüşü yapıp ondan sonra havalimanına taksi işime devam edeceğim. Evet, start stop'a basmadık bu arada. Şöyle geri, görmüş olduğunuz gibi geri kamerası da bayağı güzel. Burada farklı açılarda görüntü de alabiliyoruz. Şuradan tuşa bastığımız zaman da kamerayı aç kapat yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yanlardan, böyle üstten, önden görüntüleyebiliyoruz kamerayı. 360 derece görünüm de var. Panorama görünüm de var. Park tipi görünüm de var. Her şey mevcut yani. Bayağı geri görüş kamerası güzel. Medya, navigasyona direkt buradan böyle giriyoruz. Geri dönüşleri çok güzel. Aracın bence 0-100 değerleri harika. Çok güzel topluyor. Çok da tok. Böyle kararlı bir yol tutuşu var. Daha hemen biner binmez onu fark ediyor insan. Direksiyonu bayağı tutuşu bayağı iri. Böyle ele bayağı şişik geliyor yani buradaki bu plezik. Dönüşü falan da çok güzel. BMW'nin araçlarını kullanmayı seviyorum zaten. Bu biraz daha SUV olduğu için şuralar biraz daha dik, çok yatık değil. Böyle farklı bir algısı var. Ama kötü değil. Arka tarafın görüş açısı falan da süper zaten. Böyle Tesla fastback olmadığı için arka tarafı görüş açısı daha iyi. Fastback araçlarda mesela Model Y, Model 3, Tesla'nın bütün araçlarında biraz daha düşük görüş açısı var. Ben yine de seviyorum fastback arka tasarımı, seviyorum. Hem silecek olmuyor o araçlarda hem de daha spor görünümlü oluyor. Tabii iki iyilik bir arada hiçbir zaman olmuyor. Görünüm güzel olsa da bunun kadar da güzel görüntü alamıyoruz arka iç dikiz aynasından. Çok ihtiyacımız olduğu zaman tabii onda kamerayı da açabiliyoruz. Araca söyleyecek çok bir şeyim yok. Zaten direkt diğer aynı BMW modelleri gibi menüler falan her şey aynı. Bu da diğer Arman araçları gibi drive'ı çift modlu. Bir brake mod var. D ve B diye. O zaman ayağımızı gazdan çektiğimizde frenleme yapıyor. Normal drive'da frenleme yapsa da çok az yapıyor. Yalnız araç 4 çekerde olduğu için böyle B modunu aldığımızda bayağı frenleme yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel frenliyor yani. Ve iyice de durabiliyoruz. Yani tek pedal modu da olarak da kullanabiliyoruz. O da güzel. Bazı araçlarda iyice durmuyor. Frene basmamız gerekiyor. Bu aracı B modundayken frene hiç ayağımızı atmadan normal acil frenler hariç
sadece gaz pedaliyle kullanabiliyoruz. Tesla'da da öyle, bildiğiniz gibi. Onun ayarları var. Tesla'da 3 tane ayar var. Oradan ayarlıyoruz. Holta aldığımız zaman, tuta aldığımız zaman Tesla'da da aynı öyle yapabiliyoruz. Şu başüstü ekranı gerçekten güzel. Toplaması güzel ama aracın yoldaki böyle kararlılığı çok iyi değil. Tesla çok sabit yolda. Bu gördüğünüz gibi böyle biraz beşik gibi. Biraz daha konfor odaklı bir araç. Ben şimdi Model Y'den indim. Model Y'ye göre yalıtım olarak da biraz kötü. Arkadan bayağı lastik gürültüsü geliyor. Normalde bu BMW'de biraz daha iyi. Bu araç tabi BMW'nin düşük versiyon bir aracı ama olsun, yine de BMW biraz daha iyi olabilirdi. Çok fazla oyalanmayacağım arkadaşlar. Çok vaktim yok. Tekrar Surlance Park'ine giriyorum. Evet, umarım telefon iyi çekiyordur. Bugün bayağı video çektim. Mahsus, büyüt, bunların videosunu çektim. Bir de bunu sıkıştırayım dedim araya. O yüzden kameramın pili bitti. Şimdi telefonla devam ediyorum. Bakalım nasıl çekiyor. Diğer kullanım özellikleri bildiğimiz BMW gibi. Direksiyon yumuşaklığı falan da güzel. İçerisinde böyle bir kauçuk kullanmışlar herhalde. Bayağı güzel geliyor hele. EX'ten farklı olarak direksiyonu yuvarlak. EX'te bildiğiniz gibi altıgen direksiyon vardı. Onda öyle değil. Ama şu ortası çok benziyor. Buradaki bu tuşların kullanımı falan da çok güzel. Zaten şu başüstü ekranları şimdi bu premium araçlarda normal ekran gibi. Burada ekran, şuradaki kadrandaki bütün bilgileri buradan ekrandan da alabiliyoruz. O bence çok iyi olmuş. Şimdi neredeyse bütün Alman araçlarında bu başüstü ekranı böyle full renkli. Önceden sadece bazı bilgiler olurdu. Böyle çok renkli olmazdı. Sadece kırmızı falan olurdu böyle hız sınırını göstermek için. Şimdi bütün renkler var. Böyle menülere girdiğim zaman, tabii kamera göstermez ama buradan bütün menülere falan ulaşıp renkli halde ayarları başüstü ekranından bile yapabiliyorum. Burada ayrıca artı eksi kulaklıklar yok. BMW'lerde yok bildiğiniz gibi. Burada sadece boost tuşu var. Boost tuşuna bastığım zaman ondan aşağıya doğru sayıyor boost'u kullanabilmek için. Böyle bastığımda da boost devreye girmiş oluyor. Orada boost yazıyor. O zaman maksimum batarya performansını alabiliyoruz. Tekrar böyle boost'a bastığımda mesela, şimdi hemen boost moduna geçti. Arabada böyle bir titreme oluyor. Böyle gördüğünüz gibi çok da güzel toplamaya sahip oluyor. Yaklaşık 5 saniyeler civarında, 5.1 saniye falan da yanlış hatırlamıyorsam, 0-100'ü var. Onu ekranın altına yazacağım dediğim gibi. Yalnız virajlara giriş performansı tabii Tesla ile hiç yarışmaz. Çok spor amortisörü yok. Böyle şerit takma asistanı falan mevcut araçta tabii ki. Bu M Sport modeli. Full dolu yani. O yüzden buralarda mavi dikişler, M Sport logoları zaten gösterdim. Burada direksiyonda bile M Sport logosu var. Türkiye'deki fiyatını da ekranın altına yazarım. Zaten Türkiye'ye de geliyor bu araçlar. Türkiye'de de bayağı test edenler de oldu. BMW EX'i, bunu i4 de herhalde geldi. i4 zaten çok hoşuma giden bir araç olmuştu. Şimdi i5'te dediğim gibi sonbaharda gelecekmiş. Yalnız buraya tanıtım için getirecekler herhalde yazın. Buraya tanıtım için gelirse gelip o aracı da sizler için burada çekeceğim lansmanında. Sadece tırla gezdirip aracı bir ön tanıtımı yapacaklarmış. O zaman onu gelip çekeceğim inşallah. Araç böyle arkadaşlar. BMW yakışanı yapıyor kendine bence. BMW bence normal tasarımlı araçlarını elektrikliye çevirmekle çok akıllılık yaptı. Diğer Alman araçları elektrikleri ayrı modellerle çıkarttı. Ama BMW sadece 1-2 model hariç normal araçlarını da elektrikliye çevirdi. Bence çok da iyi yaptı. İşte burada EX var mesela. EX platformuyla, her şeyle sadece elektrikli. i3 de öyle. Ama bunlar dediğim gibi fosil de alınabiliyor. Evet, şuraya park edelim.
Ondan sonra ben aracımı alıp havalimanına gitmem lazım artık. Uçakları kaçırmak istemiyorum. Bu BMW'nin geri sensörleri de çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi buradaki objelere hemen sarı çizgiyi çekti. Böyle yaklaştırdı gördüğünüz gibi. Biraz daha yaklaştım. Ben de ekranda ne oluyor diye böyle şaşırmıştım. Alışkın değilim tabii ki. Park tuşu da burada arka tarafta. Vitesin üzerinde bir şey yok. P'ye bastığım zaman park almış oluyoruz. Hem de el freni çekiyor. Ayrıca bir el freni yok. Burada auto hold sürüş modları falan mevcut. Dörtlüler buradan böyle yanıyor. Şu telefon koyma yeri de biraz böyle çok şey olmuş, farklı olmuş. Telefon burada böyle dik duruyor. Tamam güzel ama çok yer kullanmışlar. Ama bunda böyle. Direksiyonu da şöyle düzeltip start stop'a basınca arabayı stop etmiş oluyoruz. Evet dostlar, böylelikle BMW iX'i de sizler için inceleyip test etmiş oldum. Tekrar başka bir videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.